Floor curling sporunu hiç duydunuz mu? Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü curling antrenörü Sevgi Enli bilmeyenler için floor curling sporunu anlattı. Buz zeminde oynanan curling'e çok benzeyen ancak normal zeminde oynanan floor curling son zamanlarda gençler tarafından en çok tercih edilen spor branşlarından birisi oldu. Antrenör Sevgi Enli eşliğinde öğrenciler floor curling antrenmanlarına devam ediyor. Enli antrenman esnasında popüler spor hakkında bilgiler verdi. Floor curling aslında zemin curling. Curling'den bahsetmiştim. Buz üzerinde oynanan bir spor branşı diye. Bu da zeminde oynanan curling kurallarına birebir aynı. Birçok ufak bir değişiklik olması dışında hemen hemen aynı. Aslında buzdaki o hassasiyeti, buzdaki o taktiği, tekniği zemine yansıtmak. Konuşmamda da daha önce söylemiştim. 81 ilde maalesef buz pisti yok. O yüzden de bu aktif olarak şu an oynanıyor. Enli floor curling'in nasıl oynandığını şu sözlerle anlattı. Burada iç içe girmiş olan puan bölgemiz var, daireler var. Bunlar puan bölgemiz. Sporcu taktiksel olarak atışlar yaparak puan bölgesinin içerisine taşı atmaya çalışıyor. Ve amaç zaten merkez noktaya rakipten daha fazla taş biriktirip, rakipten daha fazla sayı alıp set sayısını arttırarak gitmeyi hedefliyor. Aslında hem taktiksel bir oyun, satranç da diyorlar, buz satrancı. Özellikle curling için buz satrancı adı veriliyordu. Buna da aynı şeyi söyleyebiliriz. Satrançta nasıl hamleli şekilde oynanıyor? Taşı siz attığınızda rakip sizin hamlenizi düşünüyor ve bir sonra ne yapabilecekse ona göre bir strateji, bir taktik oluşturuyorsa aynı şey bunun için de geçerli. Antrenör Enli Aydın'da bu sporu yavaş yavaş yaydıklarını belirtti. Biz 2020'den itibaren okullarda daha çok aktif olarak çalıştık. Okullara tanıtımlara gittik. Okullardaki birçok öğrenciler artık biliyor. Ama evet, halk olarak çok fazla bir şu an için bir basketbol, bir voleybol şeklinde onların popülerliği bunda yok. Ama zamanla biz ekip olarak çalışıyoruz. İl müdürlüğümüz bu konuda çok destekliyor. Tanıtımlara gidiyoruz. Özellikle yaz spor okulları açılışı, Avrupa Spor Haftası veya önemli gün ve haftalarda biz standlar kuruyoruz. Bazen belediye meydanında, bazen statta, bazen kapalı spor salonunda ya da bazen de dışarıda bahçede olabiliyor bu. Forumda etkinliklerimiz de oluyor aynı zamanda. Böyle duyunurluk artıyor. Hatta bu şekilde olup da öğrencilerden bize gelip başvuru yapıp antrenmanlara katılan çok kişi var. Ama yavaş yavaş biz de artık daha çok yayılıyoruz, tanınıyoruz. Gazipaşa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan ve 2 kez Aydın birinciliği elde eden Ecrin Suyarız şunları söyledi. 4 yıldır ilgileniyorum. Peki neden bu spor dalını tercih ettin? Çünkü benim çok fazla dikkat dağınıklığım olduğu için bence bu spor benim dikkat dağınıklığımı düzeltebileceğini düşündüm. Ve gerçekten de gerçek anlamda da düzeltti dikkat dağınıklığımı. Aydın il birinciliğine sahip oldum. Hem de 2 kere. İlk oynadığım zaman 3. olmuştum ve arkadaşımla birlikte biraz üzülmüştüm. Ondan sonra da 3. oldum ama 1. olacağımı, başarabileceğimi inandım ve 1. olmaya gayret ettim. Ve bunun üzerine çok çalıştım ve 2 kere 1.liği elde ettik ve Aydın ilk 1.si oldum ve Çanakkale'ye gittim. Şunu söyleyeyim, eğer dikkat dağınıklığı olan insanlar varsa curling'e gelebilir. Böylelikle dikkat dağınıklığı düzelir ve ayrıca de disiplinli olmayı öğrenebilir. 6. sınıf öğrencisi olan ve 2 yıldır floor curling sporu ile ilgilenen Can Bozkurt ise şu ifadeleri kullandı. Floor curling yani basit görünse de eğlenceli ve yani daha böyle kol gücü gerektiren bir spor olduğu için floor curling'i seçtim.